Herkese merhaba. Fransa'dayız ve bu kez de herkesin çok merak ettiği, özellikle de benim çok merak ettiğim bir otomobille birlikteyiz. Ama gördüğünüz üzere otomobilin dışarısı pek fazla gözükmüyor. Kamuflajlı. Hayatımda ilk kez bir kamuflajlı otomobil testine katılıyorum. Dolayısıyla bu otomobilin birçok şeyini aslında şu anda göremiyoruz ve bazı şeyleri de göstermemizi istemedikleri için onları yasaklamışlar içerisi gibi. Ama ben yine size elimden geldiğince göstermiş olayım. Bu arada dün akşam otomobilin çıplak halini gördük. Özellikle yeni Kodiaq'ı çok merak ediyordum. Beklentilerim de yüksekti. Fakat görünce beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını çok samimiyetle söyleyebilirim. Şimdi otomobili kısaca bir tanıyalım. Yandan baktığınız zaman yine bildiğiniz Kodiaq. Kocaman bir otomobil. İri. 6 santim bir öncekine göre uzamış. Silüeti biraz değişmiş. Yüksekliği de 1,5 santim kadar artmış. Bu tabii ki içeriye de yansımış. İçeride özellikle 3. sıra koltukları olan otomobilde bile arka tarafta yaklaşık 2 santimlik bir baş mesafesi daha kazanılmış. Şimdi otomobilin önüne baktığınız zaman buradan çok fazla bir şey fark edilmiyor. Yine klasik Skoda farları, ortada yine klasik bir kocaman ızgara, dikine çizgiler. Fakat bu çizgilerin içinde böyle farklı bir detay var. Bakın buralar hepsini aslında kapamışlar bantlarla, görüyor musunuz? Buralar yanıyor ama böyle parça parça yanıyor ve burada 14 tane hafif yanan ledler var. Dolayısıyla otomobilin gündüz ışıklarında da böyle farklı bir imza olmuş. Gece bu otomobili aynadan gördüğünüz zaman arkada bir tane yeni Kodiaq var rahatlıkla diyebileceksiniz. Tabi ileride belki bütün Skoda modelleri bu tasarıma geçebilir. Fakat şimdilik bu sistemi uygulayan otomobil Kodiaq olmuş. Farlar böyle göründüğüne bakmayın. Buradan başlıyor ve bakın buralara kadar devam ediyor. Şu alt tarafta da yine ikinci bir bölme var. Bu yine bizim LED Matrix farlarımız, yani yüksek donanımda gelecek olan farlar. Fakat bu sefer %15 daha fazla aydınlatıyor, daha parlak ve %50 kadar daha hareket kabiliyeti artmış. Yine burada aktif havalandırmalarımız mevcut. Kocaman bir ızgara yine burada var. Yan taraftan yine baktığınız zaman 17 ile 20 inç arasına kadar değişebilen lastik ebatları var. Bunun üzerindekiler şu anda sanırım evet 19 inç. Tabii ki jant tasarımları değişecektir. Burada belli olmayan bir yine detay var. Bakın şurası otomobilin daha kalın cana geliyor. Şu ortada böyle aşağı doğru inen bir yapı var. Daha aşağıda kalıyor. Tabii burada gösteremiyorum ama logomuz artık böyle 3 boyutlu değil, 2 boyutlu. Yani şuradan şöyle elinizi oynattığınız zaman herhangi bir logoyu hissetmeyeceksiniz. Dümdüz bir yapı var ve buradan da hatlar aynı şekilde devam ediyor. Dikkatimizi çeken şey aynalar. Aynalar artık kapıya taşınmış. Burada değil yani. Dolayısıyla şurada yine bir içeriden baktığınız zaman bakış açınızı genişleten, özellikle manevralarda bir sistem oluşmuş. Şurayı görüyor musunuz? Mesela kapı açtığınız zaman buralar hep vurulur ya. Benim öyle bir sorunum var. Bak. Hop. Zaten ilk Kodiaq'ta da vardı bu. İlk Kodiaq'larda geldi ama sonrasında ikinci versiyonda opsiyon oldu ve Türkiye'ye gelmedi. Bunda neler opsiyon olacak, neler standart olarak gelecek, onları tam şu anda karar verilmediği için net olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Bu otomobilin arkası meşhur biliyorsunuz, özellikle de bagajı. Arka tarafta yine hiçbir şey belli olmuyor ne yazık ki. Fakat stopların çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Bakın buralara kadar uzuyor. Bak stop buraya kadar gidiyor ve burada şu şekilde yanan ledlerimiz var. O da otomobili yine çok daha farklılaştırıyor. Diğer taraf ise şu şekilde yanıyor. Yine bir ark şeklinde yanıyor ve buradan bu iki stop birleşiyor. Birleşiyor ama bütün otomobillerde olduğu gibi burası yanmıyor. Yani yine burada kırmızı bir stop gözüküyor fakat yanmıyor. Şurada çok güzel bir yapı var. Ondan bahsetmem lazım. Şu arka cam bir kere çok büyük fakat şu arkasındaki C-Stun'u üstü böyle metal bir şeyle kaplı. Mat metal. Yani böyle fırçalanmış metal derler ya. Tabii o donanıma göre de değişecekmiş ama inanılmaz gözüken ve otomobili çok ayrıştıran bir tasarım öğesi olmuş. Sportline'da, yani herkesin çok sevdiği, bizim de kargomuzda olan Sportline'da burası siyah olacakmış. Tabii bu çıtalarla birlikte komple siyah olunca otomobilin tavanı sanki yukarıda tek başına yüzüyor gibi. Camlar buradan arka tarafa birleşerek devam ediyormuş gibi gözüküyor. Şurada bakın yine bir spoilerle birlikte bir yapı daha var. Yan spoiler diyelim. Bu spoiler bayağı uzamış. Bakın şöyle göstereyim size. Bayağı uzun bir spoiler var. Arkada yine sileceğimiz mevcut. Hemen bagajına bakalım. Bagaj çünkü bu otomobilin önemli. Bakın hemen brandalar burada. Sınıfında en büyük bagaj zaten Kodiaq'a aitti. Ama bu sefer 80 litre daha büyüyerek 910 litreye çıkmış. Yani 910 litre ne demek? 2+1 evlerin artık bir odası neredeyse bu kadar. Tabii abartmayalım ama bizim için ya da işte böyle çok çocuklu aileler için inanılmaz güzel. 7 koltuk versiyonu da var. Onu da alabiliyorsunuz.
Hemen şu alt tarafa bakalım. Stepnemiz de durumda. Altta bir yine tam boy olmasa da yine büyük bir stepnemiz var. Bu arada taban yukarı kalkabiliyor. Onları gösterdiler ama bu bir üretim öncesi model olduğu için zaten buradaki birçok şey mevcut değil. Hatta gösterdikleri otomobilde şurada bir buton vardı. Buraya bastığınız zaman bu da beni ilgilendiren bir özellik. Alt taraftan çeki demiri çıkıyor. Tekrar da bastığınız zaman kapanıyor. Yani karavanı rahatlıkla çekebilecek hem de çirkin gözükmeyecek bir tasarıma sahip. Tabii onu almak için 2 litrelik motor şart. Ama bize gelir mi? Yine mevcut modelde olduğu gibi özel sipariş üzerine 2 litreyi de getireceklerini söylüyorlar. Hemen tasarımdan önce şöyle motorları bir kısaca üzerinden geçelim. 1.5 litrelik TSI versiyon bu otomobilde de mevcut olacak. Fakat bu sefer hafif hibrit yani mild hibrit olarak görev alacak. 48 voltluk bir sistem var. İçerideki marş motoru aynı zamanda küçük bir elektrik motoru olarak çalışıyor. Ve motora destek veriyor. Fakat tabii ki sadece elektrikle gitmesi mümkün değil. Trafikte biraz daha hem yakıt tüketimini hem de emisyonu düşürmüş oluyor. Bir üstünde 2 litrelik dizel versiyon var. 2 litrelik dizel versiyonu da yine 150 beygir. Tıpkı mild hibrit 1.5 TSI gibi. Bir de otomobilin plug-in versiyonu var. Plug-in hibritte de yine artan batarya kapasitesi sayesinde ki bu 26 kW'a çıkmış 100 km kadar sadece elektrikle gidebiliyor. Ve şarj kapasitesi de bu sefer artmış. 11 kW'la AC'den şarj olabiliyor. 50 kW'a kadar da DC'yi destekliyor. Dolayısıyla 26 kW'lık bir bataryayı yarım saatten daha az bir sürede DC'de şarj edip 100 km'lik sadece saf elektrik menziline sahip olabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel ayrıntı ama tabii fiyatı bizde vergilerden dolayı kim bilir nerelere gider. Şimdi hemen arkasına bakalım. Yani aslında arkada çok fazla bir değişiklik yok. Hacim olarak en azından fazla bir değişiklik yok. Zaten Kodiaq'ın hacmini herhalde bilmeyen yoktur. Baksanıza ön tarafta biz oturduk biraz önce. Yani şuradan biri daha böyle ayakta gelip geçer. Hiç böyle dizlerimi çekmeme bile gerek kalmayabilir. Baş mesafesi konusunda da burada bayağı yukarıdan bir model uçak geçebilir diye düşünebilirsiniz. Bu otomobilde cam tavan yok. Siyah antrasit tavan döşemesi ve açılabilir cam tavanla birlikte bu otomobil çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi otomobilin birçok yerini bakın bu şekilde kaplamışlar. Şu arkadaki materyalleri inanılmaz beğendik dokuları. Şuradaki doku da çok daha farklı ama burada orijinalleri yok. Arkada yine bakın perdeler var. Şunu şu şekilde gösterebilirim. Buradaki bakın kapı kolu çok ilginç. Burada herhangi bir böyle bir engel yok. Elinizi buraya sokuyorsunuz ve rahatlıkla açabiliyorsunuz. Zaten arka tarafta dahil olmak üzere şunların altlarında gözüküyor. Komple ambiyans aydınlatmaları var ve bu ambiyans aydınlatmaları artık arka taraftan biri geldiği zaman kırmızıya dönüşüyor. Yani arkada görünmeyen kör noktada bir engel varsa kırmızıya dönüşüyor. Ne renk olursa olsun. Şimdi her yerde bu otomobilde hoparlör yuvası var. Bakın şu ön tarafta da var. Ortada da kocaman var. Bu arada buraları göstermek aslında yasak ama ben çaktırmadan size yine göstereyim. Kapalı gerçi hiçbir şey anlaşılmıyor ama 14 hoparlörlük bir Kanton müzik sistemi var. 14 hoparlörde şimdiye kadar hiçbir otomobilde duymadığım bir hoparlör sistemi ki bunun Taycan'ın üst düzey müzik sistemiyle ses sistemiyle aynı olduğunu söylüyorlar. İnanılmaz bir ses varmış ama şu anda bize çalıştırmadılar. Koltuklar şu şekilde ileri geri bayağı ciddi anlamda gidebiliyor. Yani ileri gittiği zaman arka taraftaki bagaj mesafesine herhalde bir 200 litre daha geliyordur diye düşünüyorum. Burada yine bir kol dayama var. Bazı versiyonlarda buradan burası açılıyor. Arkaya ulaşabiliyorsunuz. Bu otomobilde yok. Burada yine bir iPad tutucu var, tablet tutucu var. O da ekstra olarak gelen donanımda sanırım. Bu otomobilde onlar da yok. Dünkü otomobilde deri çok güzel bir döşeme vardı. Ama bunun da standart döşeme olduğunu düşünürseniz bence gayet şık ve hoş duran detaylar bunlar. Ve malzemeler tabii ki. Ve bu malzemelerin çoğu sürdürülebilirlik kapsamında hep böyle geri dönüşüm malzemelerinden kullanılmış. Mesela işte tavandaki kumaş. Böyle biraz daha plastik şeklindeki olan kumaş işte balık ağlarından, işte bir tanesi başka bilmemlerin kumaşından, bir tanesi işte pet şişelerin atığından vesaire vesaire yapılmış. Bunlar da tabii önemli detaylar biz pek takmasak da. Arkada 3. bölge klimamız var. Tamamen ısısını ve şiddetini arttırabiliyorsunuz. Koltuk ıspalarımız var. Bu şekilde dokunmatik ve 3 kademeli. Arkada 2 tane USB-C ve 12 volt soketi var. Bakın şu bir yenilik. Bu orta tarafa böyle bir bakın. Çıkarılabilir, takılabilir bir malzeme yapmışlar. Bunu buraya taktığınız zaman özellikle çocuklarla falan seyahat ederken işte eşyalarını buraya koymalarını, buradaki işte bardaklıkları bakın bunlar da yumuşak bardaklıkları vesaire şu şekilde taşıyabilecek çok güzel bir detay bence. Tabii üçüncü kişi olduğu zaman da ya bacaklarının arasına alacak bunu sağ ve sola bacaklarını koyarak ya da işte bunu çıkartıp bagaja koyabilirsiniz. Burada yine bakın cep telefonu koyacağınız ya da cüzdanınızı koyacağınız minik göz, kocaman bir tekrar cep gibi gibi detaylar var. Şöyle ön tarafa yine çaktırmadan size göstereyim. Ona gösterdiğim zaman da otomobilin aslında fikriniz oldu değil mi?
bunu yayınlar mıyız, yayınlamamız mıyız bilemiyorum. Ama ben yine de size göstersek de göstermesek de bunu bir anlatayım. Ortadaki ekran çok büyümüş. 12.9 inçe çıkmış. Önde anlatayım. Koltuklarımız tabii elektrikli ama tabii bu da donanıma bağlı olarak gelecek diye düşünüyorum. Ortada 12.9 inçlik bir kocaman ekran var. Ekran çok büyümüş. 12.9 inç ne demek? Biliyorsunuz laptoplar 13 inç ya da işte iPad Pro'lar vardır ya kocaman. Onlar da aşağı yukarı o ebatta. Yani kocaman bir ekran var. Ama bundan daha önemlisi Skoda'larda biliyorsunuz alt taraftaki klima butonları böyle daha gelenekseldi. Daha doğrusu klima kontrol ünitesi geleneksel böyle teyp gibi orada duruyordu. Bu sefer biraz daha farklı bir şekil yapmışlar. Orada 3 tane yine klima butonu var. Sağ taraf, sol taraf için ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca koltuk ısıtmaları da yine oraya haptik yani sezgisel olarak dokunmatik ama böyle pıt 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 size bir his veriyor. O hisle birlikte öteki moda geçebiliyorsunuz. Koltuk ısıtmaları, koltuk soğutmalarını orada düğmeye basarak değiştirebiliyorsunuz. Sağa sola çevirerek de bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ortadaki butonu ise 8 tane farklı fonksiyonu atayabiliyorsunuz. Atıyorsunuz derken her bastığınızda öteki fonksiyona geçiyor. Aslında BMW'lerde ya da birçok otomobilde vardı ya ortada böyle bir iDrive vardı. Orada multimedyayı her şeyi kontrol ediyordunuz. Bunda da ona benzer bir sistem yapmışlar. Neyi kontrol edebiliyorsunuz mesela? Mesela müziğin sesi orada bir fiziksel buton haline gelmiş oluyor. Direksiyonda var ama orada da fiziksel bir buton haline gelmiş oluyor. İşte park yardımını açıp kapayabiliyorsunuz. Klima ile ilgili bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Navigasyonu oradan ayarlayabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Şuraya baktığınız zaman yine Kodiaq'ta burada bir de bir cep vardı biliyorsunuz. Daha doğrusu bir torpido gözü gibi bir şey daha vardı. O torpido gözü bu sefer çok daha şık bir hale getirilmiş. Çünkü orası böyle biraz kaba duruyordu. Fakat torpido gözü hala var. Şuraya bastığınız zaman orası açılıyor. Öteki torpido gözü zaten standart. En önemli şey bakın vitesin buraya artık alınmış olması. Direksiyonun yanına alınınca vites kolu ortadaki o kaba vites kolu yok olmuş. Yani Skoda'larda en beğenilmeyen özelliklerden biri de buydu. Pek yakışmıyor diyorlardı. Onu oraya almasıyla ne olmuş? Orta tarafta inanılmaz bir alan ortaya çıkmış. Bu inanılmaz alan da bu orta tarafa 2.1 litre kadar bir hacim daha katmış. 2 tane birer litrelik daha ekstra mesela su şişesi buraya koyabiliyorsunuz. Koyabiliyorsunuz derken bakın burada yine çok güzel bir özellik daha var. Şöyle göstereyim size bakın. Çok akıllıca bir hareket. Skoda'dan zaten bu tip hareketler hep geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Bakın ikili bir burada bardaklık var. Şöyle yaptığınız zaman dörtlü oluyor bardaklık. Dört tane bardağı ya da işte şişeyi buraya koyabiliyorsun. Şurada bir yer var. Burada çok güzel bir yine ünite yapmışlar. Biliyorsunuz ekran böyle çok el izi olur, parmaklar bilmem ne olur. Gerçi bunlarda pek olmuyor ama işte onu silebileceğiniz çok güzel bir böyle okul tahtası silgisi gibi bir şey yapmışlar. Orayı silebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir ayrıntı var. İki tane kablosuz şarj yeri var. Sağdaki ve soldaki yolcular da buraya telefonlarını koyuyor. İkisi de aynı anda şarj olabiliyor. Bir tanesi zaten Apple CarPlay ile Android Auto ile ekrana bağlanırken otomobile, diğeri de Bluetooth ile bağladığınız zaman ikisi birden konuşabiliyor. Yani yandakinin telefonu çaldığı zaman da buradayken otomobil içinden konuşabiliyorsunuz. Ama Apple CarPlay olan telefon tabii ki müziği, işte Spotify'ı vesaire yapıyor. Buradaki malzemeler şu arada son halleri değil. Dolayısıyla böyle biraz daha 3D printer'dan çıkmış gibi. Fakat çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Dün gördük çünkü. Şurada yine kocaman bir göz var bu arada. Bu arada bunu da söyleyeyim. 15 wattlık bir şarj kapasitesine sahip. Bu şimdiye kadar kablosuz olarak gördüğümüz en yüksek değerlerden biri. Ve ikisini birden koyduğunuz zaman da ikisine de 15 wattta şarj edebiliyor. Hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. O zaman ne oluyor? Tabii telefonlarımız çok ısınıyor. Isındığı zaman da kapanabiliyor. Bunda şöyle bir durum var. Alt tarafta bir de soğutma olduğu için telefonlarınızı aynı anda soğutuyor. Çok güzel çözümler bunlar. Tabii şunu şu şekilde kapakları bunda dahil olmak üzere kapatıp açabiliyorsunuz. Kocaman bir kol dayama. Burası yine soğutmalı. Çok derin bir göz. Tabii kadrandan biraz bahsetmek lazım. Eskiden orada kocaman otomobil iri ya. Çok büyük ya içi. Orada böyle kadranların içinde bulunduğu yuva çok büyük kalıyordu. İri kalıyordu ve kadranlar içinde küçük kalıyordu. O benim gözüme pek hoş gözükmüyordu ama burada onu yok etmişler. Oradaki kebi. Onun yerine kepsiz bir şekilde buraya kocaman yine bir dijital ekran koymuşlar. Dijital ekran yine analog olarak da gözüküyor ama değişebilen yapı sayesinde bence çok şık. Test sürüşünde kullandığımız üzere o şüphe de yok. Yani parlamıyor. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ön tarafta da yine kocaman bir head-up display var. O da güzel bir özellik. Ortadaki butondan bir de tabii sürüş modlarını da ayarlayabiliyorsunuz. Tık tık tık. Onları da ayarlarken ekranda zaten her şey çıkıyor. Yani modu değiştirdiniz ya ekranda çıktı. Ekrandan da değiştirebiliyorsunuz. Ya da oradan modu değiştirdiğiniz zaman zaten ekrandan onun değişip değişmediğini de söylüyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Elimden geldiği kadarıyla çünkü birçok şey dediğimiz gibi yasak. Şimdi bana diyebilirsiniz Burak Bey anlatıyorsun ama bir de şu anlattıklarını gösterebilsen yasak. Yasak. Yapacak bir şey yok. Bu otomobilin Kasım'da lansmanı olacak. Tam olarak açılacak. Tam olarak açıldığı zaman mutlaka yine lansmana biz yine geliriz ve detaylı incelemesini her şeyini burada rahat rahat size göstermiş oluruz.
Satışını hemen soracaksınız. Türkiye'ye önümüzdeki Nisan-Mayıs gibi gelecek ve satışına başlanacak. Zaten üretim de 2024 yılının ilk çeyreğinde başlıyor. Hemen zaten bütün Avrupa ile birlikte Türkiye'ye de bu otomobil gelecek ve satışına başlanacak. 1.5 litre olarak gelecek tabii ki ama 2 litrelikler de yine isteğe bağlı olarak. Bu arada 2 litre 4x4 dizeli de var bunun. Bu arada koltuklar da çok güzel. Özellikle o deriyle müthiş gözüküyorlar, baksanıza. O zaman bir de sürüşe çıkalım. Çıkabilirsek. Ve yurt dışı lansmanlarının vazgeçilmez ismi sevgili Doğan Kabak. Selamlar arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasıl buldun arabayı? Güzel araba. Zaten Skoda'yı seviyoruz. Böyle akılcı çözümler olsun, diz mesafeleri olsun. Bunlarla seviyoruz. Şu anda olayı farklı bir noktaya taşımışlar arkadaşlar. Ama maalesef size gösteremiyoruz. Gördüklerimizi anlatmaya çalışacağız. Çıplak gözle ama bayağı değişmiş değil mi? Evet. Çok kesinlikle. Beğendik ikimiz de. Şöyle kısa bir tur atalım. Otelin etrafında dolanın dediler arkadaşlar. Bakalım kaçabildiğimiz yere kadar kaçacağız. Pek otelin etrafı bile değil de biz yine bir etraf yaparız, olmadı. İçinde dolaşın dediler ama. Ha, içinde pardon ya, evet. İtiraf bile demediler. Evet. Şimdi burada kısaca hızlıca anlatayım size neler var neler yok. Bu otomobilde demin de bahsettiğim gibi zaten içinde bir sürü böyle akıllı çözümler var. İşte koltuk ısıtması var, masajı var, koltuk soğutması var. Bunlar tabii donanıma göre gelecek. Teknik olarak bakarsanız da direksiyon sisteminde bayağı bir yenileme var. Direksiyon sistemi progresif. Yani progresif ne demek? Dönüş açısı ayarlanabiliyor. Bakın mesela. Şöyle hop. Nasıl bakacak ki? Bir tur. Bir tur. Sadece bir tur döndürüyorsunuz ve olduğu ama yerde dönüyor. Olduğu yerde dönüyor. Koca araba. Dönüyor. Ama çevirdiğiniz bir tur arkadaşlar. O garip hissettiriyor ilk başta. Ha, vurduk daha. Yok, geçti tamam. Geçti. Bu direksiyon sistemi tabii sürüş modlarına göre de sertliği ayarlanabiliyor ama otomatik olarak zaten yolu algılayabiliyor ve sizin kullanım şartlarınıza göre sertleştirip yumuşatabiliyor direksiyonu. Muhtemelen açı sensörüyle falan da birlikte çalışıyorlar. Evet. Bir otoban sürüşü yaptık arkadaşlar. Orada kullandığımız modelde de aynı direksiyon sistemi vardı. Direksiyonu mesela sert bir şekilde sağ sol yap dedi. Oradaki hızdan dolayı otomobilin sizin verdiğiniz tepkiyi ölçüyor, biçiyor. Oldukça fazla yumuşatıyor. Evet ama çok yavaş bir harekette yaparsan otomobilin dönmesi gerekiyorsa zaten her yerinde sensör var. Ona göre hepsi birlikte çalışarak otomobili mümkün olan en kolay ve en güvenli ve en performanslı şekilde sürücüsüne de hissettirerek kullandırılmasını sağlıyor. İkinci bir seçenek, ikinci bir yenilik daha doğrusu DCC Pro. DCC Pro'da süspansiyon sistemi. İki hazdeli bir süspansiyon sistemi yapmışlar. Alçaklığı ve yüksekliği değişmiyor. Fakat süspansiyon yani amortisör sertleşiyor ya da yumuşaklaşıyor. Bunu zaten demin bir 20-30 km'lik bir rota yaptık. O rotada zaten dağa bir tırmandık. Herhalde 20 tane falan U dönüşü yaptık. Oralarda özellikle daha biz bunu bilmeden bile senin yani söyledik hiç yani. Hiç yatmıyor araba. Hiç dedim. Yatmıyor dedik araba arkadaşlar. Hakikaten şimdi bu cüsseye göre otomobilin daha fazla yatması lazım. Gerçekten çok viraj izliyorlar. Bir dağ yoluydu yani. Yeni geliştirilen DCC sisteminde sağa dönüyorsanız eğer soldaki süspansiyonları sertleştiriyor ve mümkün olduğu kadar az yatmasını sağlıyor bu da otomobilin. Genelde böyle şeyleri bize söylüyorlar lansmanlarda. Ama hissedilebilir olması da hoşumuza gidiyor. Bunu biz ondan söylemeden hissetmiştik zaten. Güzel bir özellik bence. Evet. Motorlarından zaten bahsetmiştim. Şimdi tekrar üzerinden geçmeye gerek yok. Sürüş anlamında bu otomobilin geliştirilmesindeki nedenlerden biri de altyapısı. Altyapı çünkü MQB'nin senelerdir bütün Volkswagen grubunun kullandığı platform bu zaten. Modüler platform. Onun Evo versiyonu bu. Burada neler yapılmış? Biraz işte hibrite yönelik biz bir platformu yaptık diyor. Alt taşıyıcıyı değiştirmişler, ön süspansiyonu. Onu alüminyuma döndürmüşler. İşte arka taraftaki bir sürü kol yapıları vesaire değişmiş. Otomobilin sürüşü bu cüsseyi kaldırabilecek şekilde daha da performanslı hale gelmiş. Bu arada cüsse derken otomobilin ağırlığı da artmamış bununla birlikte. Evet. Çünkü bir sürü yeni donanım geliyor. Otomobilin boyutları artıyor. Ona rağmen ağırlık artmıyor. Niye? Çünkü birçok farklı yerinde de materyalleri değiştirdiğini söylüyorlar. Hafifletmişler. Biz bunu hissettik. Güzel. Süspansiyon biraz böyle tatlı sert gibi ama biz buradan modlarını ayarlayamıyoruz. Yasak. Normal modda gidiyoruz ve zaten onların üzerine de arkadaşlar çalışıyorlarmış mühendisler. En son halinde zaten tekrar muhtemelen geliriz bir lansmanın yurt dışı lansmanına. O da kullanır. Kasım ayı gibi olur. Orada da kullanır. Tam bitmiş halinin verilerini size veririz. DCC'de %100 ihtimalle opsiyon olarak satılacak ülkemizde arkadaşlar. Yani evet, alınır mı alınmaz mı? İşte ben alırken çok para vermek istemem evet. Açıkçası. Ne kadar olacağına bağlı tamam. Ne kadar olacağına bağlı. Sence fiyatı ne olur? Abi yani şu anki önümüzdeki seneyi gör dersen onu kimse öngöremez de. 27 oldu galiba değil mi? Düğün gelirken 26'ydı evet. 27 oldu euro. 27,5'lara çıktı. Kimse öngöremez yani. Evet. Doğru söylüyorsun. O zaman onu hiç buraya karıştırmayalım. Biz videoyu ufaktan sonlandıralım.
Arkadaşlar teşekkür ederiz. Eğer çok merak ettiğiniz konular varsa, çünkü biz bunu çıplak gözle gördük, bize sorabilirsiniz. Biz aşağıda yanıtlarız. Sorularınızı aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu zaten beğendiyseniz beğenme butonuna basınız. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız, nasıl söyledim? Biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Ağzına sağlık Burak Hocam. Teşekkür ederim Doğan Hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize hadi biz şimdi bakın. Süper'e geçeceğiz. Daha Süper kullanacağız. Evet ya. Kısıtlı vaktimiz var. Görüşürüz.